kısa psikoloji olarak zor bir süreçten geçiyoruz maalesef. Evet. Beklemediğimiz bir anda geldi. Beklenmedik bir şekilde her şeyimiz değişti. En basit anlamıyla tehdit altındayız bile diyebiliyoruz hani bu süreç için. Üzerinden 10 ay gibi bir süre geçti ama çok şey yaşadık ve bununla beraber de çok şey değişti. Ekonomi olarak etkisi oldu. Evet. Büyük bir değişiklik yaşıyoruz. Değişenlerden biri de tabii ki duygularımız, hislerimiz oldu. Panik halindeyiz, korkuyoruz, kaygılıyız. Evet. Çünkü artık hani dibimize kadar geldi bu hastalık. En yakınımızı bile buldu. Hem toplumsal hem bireysel olarak etkilerini konuşacağız sizinle hocam. Evet. Şöyle diyeyim, mesela toplum olarak hocam yaşadığımız zorluklardan biri de deprem mesela, doğal afetler. Bu salgınlar daha önce de dünyayı yakalamıştı. Birçok salgından çok büyük can kayıpları oldu. Savaşları da tabii ki es geçemeyiz. Savaşlarda da büyük kayıplar verdik. Bunlar da bizim değiştirdi toplum olarak. Toplumda büyük travmalara neden oldu bu büyük olaylar. Hocam öncelikle bu salgının etkilerinin diğerlerinden, bu saydıklarımızdan farkı nedir? Her bir belirsizlik, yaşadığımız süreçler kaygı verir ki hastalık, bu pandemi süreci de öyle. Çocuk, yetişkin, bizler hepimizi etkileyen bir süreç. Özellikle psikoloji olarak hani bu belirsizlik, kaygı, bilgisizlik, hayatta kalma korkusu, ölüm korkusu birçok açıdan işlevsel ve psikolojiyi etkileyen bir süreç diyebiliriz. Ve bu pandemi süreciyle birlikte çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde daha fazla psikolojik problemlerin ve kaygının artmasını daha fazla gözlemleyebiliyoruz. Hani başvurularımıza baktığımız zaman pandemi süreci tetikleyen bir unsur oldu. Hani bizi pandemi süreci nasıl etkiler psikolojik olarak? Hani bunu nasıl anlayabiliriz? Hani birçok kişi bunun farkına da varamayabiliyor bu süreçte. Özellikle fiziksel belirtiler olarak da etkileyebiliyor. Psikolojik olarak kaygımız bizi etkilediğinde ne olur? Uyku düzenimiz bozulabilir, iştahımız azalabilir, dikkat algı oranlarımız azalabilir, sürekli hastalık korkusu, kaygı çok fazla yaşayabiliriz. Evliliğimizde bir şey olacak mı, kaybetme korkusu ve kocaman bir belirsizlik var. Hani ne zaman bitecek, ne olacak bu? Her belirsizlik eşittir bir kaygıdır. Bu kaygıda ne olur? Bir müddet sonra baş edemediğimiz noktada bu saydığımız fiziksel belirtilerle yaşamı ve işlevselliği bozmayı ve kaygının artmasına sebebiyet verir. Uyum sağlamakta zorlanabiliyoruz. Yani gerçekten çünkü çok zor da bir süreç.